Trabzon'dan herkese selamun aleyküm. Evet, Trabzon'dayım arkadaşlar. Sürpriz yaptım. Atladım arabaya, çıktım, geldim. Ne zamandan beri aklımdaydı. Bir boşluk arıyordum. Baktım boşluk oluşacak gibi değil. Gideyim bir Trabzon'da hasret gidereyim dedim. Burcu'ya, işte aileme sürpriz yaptım. Şu anda işletmedeyim. Abim burada. Hayvanlar merada, otluyor. Bayağı bir şeyler yapılmış burada. Onları göstermeden önce Trakya'dan, çiftlikten jerseylerin sahamına katıldım. Onları bir yayınlayalım. Sahamhaneden hayvan seçebilirsiniz arkadaşlar. Satışlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sevkiyatlarımız devam ediyor. Hemen hemen her gün sevkiyatımız var. Dün jersey gitti 10 tane. Bugün Holstein gidecek. Yarın yine aynı şekilde Samsun'a, Giresun'a jersey inek gelecek. Kadir abi gelecek, tekrardan gidecek bir Samsun'a, Sakarya'ya. Hemen hemen yani bu aralar Doğu hariç. Şimdi Doğu'dan da sipariş var. Onu da söyleyeyim. Diyarbakır'dan inek almak isteyenler, bir abimiz var, ısrarla arıyor. Ya diyor, işte bana çıkarsa bu taraflardan inek gönderir misiniz diye. Diyarbakır ve çevresinden jersey ineği almak isteyen varsa arasın. Önceki zamanlarda çok fazla Mardin'e, Diyarbakır'a, Urfa'ya, Tunceli'ye, Van'a, Ağrı'ya, Gümüşhane'ye, Erzurum'a, buralara çok fazla hayvan gönderdik de belli olmuyor işte. Ama şu anda Diyarbakır var yani, gidecek de yanına hayvan lazım nakliye bölüşülmesi için. Onun duyurusunu da yapayım sizlere. Şimdi Trakya'dan, Jersey çiftliğinden bir sahamhaneye girelim. Küpe numaralarını söylüyorum. Sercan önden bakıyor hayvanlara. Ben de arkadan sütlerine bakıyorum, meme yataklarına bakıyorum. Hayvanınızı seçin. Eğer bir sorunu yoksa muayenesini ettirelim. Siparişi verebilirsiniz. Gözle görülür bir şekilde siz de bakın. Sonrasında 315 adet boş düve var demiştik. Jersey. Oradan da sipariş verebilirsiniz. Fiyat düştü bu arada boş düvelerde. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Aslında benim gelmemdeki en büyük amaç da şuydu. Biliyorsunuz burada bir gebe düve yetiştirme projemiz var. Bir yatırım kredisi düşünüyorum. İşte bankayla görüştüm. Anlattım yapacak olduklarımı. Düve alıp burada yetiştireceğiz, satış yapacağız buradan. TİGEM gibi düşünün yani. Gelip hayvanınızı kendiniz seçebileceksiniz. Buradan alıp gidebileceksiniz. Nakliye araçlarımız var, her şeyimiz var. Şükürler olsun. O şekilde de hizmet vermeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda tereyağı, peynir, süt işi de bir şekilde devam edecek burada. Onların düzenlemesini de yapacağım. Hem ziyaret hem ticaret amaçlı Trabzon'a geldim. Şu an buradayım. Trabzon'dan da Muğla'ya hayvan göndereceğim. Kadir abi bu tarafa gelecek dedim ya. Giresun'a, Trabzon'a hayvan getirecek. Buradan da hayvan isteyen varsa aracımız o tarafa doğru gelecek. Muğla'ya, İzmir'e, artık nereye istiyorsanız buradan sevkiyatı olur. Onun duyurusunu da yapayım. Şimdi hem sağ olan jersey, Amerikan jersey ineklerini görelim. Hem de boş düve jerseylere bir bakalım. Sonrasında çiftliğimizi bir gezelim. Bakalım burada neler yapılıyor. Sürekli çalışma var. Onları da sizlere bir göstereyim. Evet, sahamhaneye geldik ve hemen başlıyoruz. Serdar, ilk numarayı bir daha söyler misin? İlk numarayı bir daha söyler misin? 34-78 yeni doğum yapmış. Buradan bakabilirsiniz. 4 memeli. 34-78. Şöyle göstereyim. İkinci hayvan. 91. Bir daha söyle. 91-07. Tek boynuzluymuş. Üçüncü. 33-88. Bu üç memeli değil, değil mi abi? Yanındaki 34-22 4 memeli. Bu 33-85
33.85. Bu. Kaç? 34.06. 3 memeli. 34.11. 34.11. 13 yolları güzel. Tamam. 34.34. 34.44. Tamam. Bu. 35.24. 45.24. 35.24. Üç meme. 34.80. 34.80. Bu. 35.22. 35.22. Diğer tarafa geçelim. Şimdi verdikleri süt miktarlarına bakalım. Sabah sahamında. Bu arada hava karanlık. İlk numara 13 litreden gidiyor. 8 litreden gidiyor. 7.2. 2.5 litre. Ama geliyor yani. İşte 2 kilo çekiyor ama geliyorlar. Yok anladım. Tabii daha sağlamış. Geldim. Evet. 10 litreden gidiyor. Söyleyelim. 45. 35.0. 10 litreden gidiyor. Yanındaki 33.90. Boynuz yok, canlı ağırlıkları çok güzel. Boynuz yok, canlı ağırlıkları çok güzel. Tamam. Yanındaki 35.75. Dur. Bu. 35.75. 35.75. Tamam. 10 litreden gidiyor. Yanındaki 34. 34.93. 10 litreden gidiyor. Kaç? Ha bunu geç. 33.58. Tamam, 33.58. 4 memeli ama 1 memeli opu bozuk. Bunlar 3 memeli fiyatına verilecek yani. 4 meme çalışıyor ama meme loplarında şey var. Orantısızlık var. Bakın 12 litreye gidiyor bu hayvan. 34.25. Bu da 10.2. 4 memeli. Güzel bir hayvan. Evet bu. 34.09. 34.09. 14 litre olmak üzere. Bakın bu daha bir sağım arkadaşlar. Bunlar akşama kadar sağlayacak bu hayvanlar. Evet. Şu bayağı iyiymiş. Bir boynuzu var. 33.64 parmak kadar boynuzu var diyor Sercan. 10 litre ben gidiyor. Gebe olan var mı bunlarda? Bakıyorsun değil mi? En son bakarım onlara. Tamam. 89.58. 89.58. Küçük iki boynuzu var diyor. Önü göremediğimiz için böyle anlatmak zorunda kalıyorum. Bu da 12 litreye yaklaşmış.
Ben buna ya şiş, bunu geç. $34.63 11 litre ilk sahamda. Bu kaç? Ha pardon, tamam, az önceki buydu. 33. $34.63 13 litreye gidiyor ilk sahamda. $34.71 Tamam. Bu da 10 litreye gidiyor. Şurada var bir tane. $34.55 $34.55 11,5 kiloya gidiyor. Kaç? 33.87 Bu da 10 litreye görmek üzere. Şu az önceki sağ olanların miktarlarına bakalım arkadaşlar. Bu tarafı yeni takılmıştı, görememiştik. Abi geçebilir miyim? Bakın videonun en başındaki hayvan 15 litreyi görmek üzere. Videonun en başındaki hayvan. Şimdi baştan gösteriyorum. Gebelik durumuna göre sütleri değişiyor. Bu hayvan 14,5 kilo vermiş. Bir sağımda sadece. Bir sağımda 9 litre vermiş. 13 litre vermiş. 7 litre vermiş. 10 litre vermiş. 10 litre vermiş. 10 litre vermiş. 13 litre vermiş. 9 litre vermiş. Bunu okuyamıyorum. 10 litre vermiş. 11 litre vermiş. 9, 12, 4, 7, 8, 10, 10. Bu kaç? 10. Ya buralarda yok. Bu tek sağım. Ve bu hayvanlar iki defa daha sağlayacaklar bugün. Karşı tarafı da gösterelim. On litre, 7,5, 10, öyle öyle gidiyor. Bakalım en fazla veren hangisi? Şu hayvan 13 litre vermiş. Diğer sahamlarda 10 litre verse 33 litreye tekabül ediyor. İnekleri gördünüz arkadaşlar. Düveleri daha sonra paylaşacağım. Çünkü buraya videoya yer kalmıyor. Şimdi çiftlikten, kendi işletmemizden video çekeceğim. Onları paylaşsaydım buraya yer kalmazdı. Ama inekleri gördünüz sahmanede nasıl diye. Oradan seçim yapabiliyorsunuz. Küpe numaralarını okudum. İşte ne kadar süt veriyorlar. Daha ilk sahamlarıydı o gün. Onlar günde 3 defa sağılıyor. Ona göre hesaplarsınız siz de. Düveleri de bir sonraki videoda paylaşacağım sizlere. Dediğim gibi düvelerde fiyat düştü. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim Trabzon'daki işletmemiz ne durumda? Neler oldu burada? Bayağı inşaat, inşaat. Bitmiyor bu inşaat. İnşaat bitmiyor Samet. Ama bitecek bir gün. Bittiği zaman da zaten amacımıza ulaşmış olacağız. Böyle biliyorsunuz, yıllardan beri takip ediyorsunuz tırnaklarımızla kazıya kazıya. Bu zamana kadar getirdik burayı.
Bundan sonra bırakmak olmaz. Sonunu göreceğiz Allah'ın izniyle buranın. Sonunda da rahata erişeceğiz. Şimdi hayvanlar Mera'da, çiftlikte olanlar var, Mera'da olanlar var. Öyle bakalım, bir gezelim. İnşaat ne olmuş buralarda? Onları sizlere göstereyim. Kamerayı döndürelim, başlayalım. Kamerayı döndürdük. Şimdi anlata anlata gidelim. Her taraf çok karışık. İnşaat halini sizler de bilirsiniz. Hemen hemen herkes inşaat yaptırmıştır evinde, yurdunda, çiftliğinde. Karışıklıklara takılmayalım. Şimdi şöyle çiftliğin üst tarafına çıkalım. Buralardan başlayalım. Bu arada dışarıdaki hayvanlar burada var, yukarıda var. Onları da göstereceğim sizlere. Bakın her taraf malzeme dolu. Çalışma devam ediyor. Yıkılıyor, dökülüyor. Burası buzağı yerimizdi. Bir çatı eksiğimiz var. Bir de kapıları takılacak ama aciliyeti yok. Şu anda ağırlık olarak buzağımız yok. Olacak mı? Tabii ki de olacak. Burada hem gebedüğe yetişecek hem de yine internetten satış yapabileceğimiz tereyağı, peynir faaliyeti oluşacak. Şurada bir faaliyet var. Abim de göstereyim sizlere, anlatsın burada ne yapılacağını sizlere. Buradaki faaliyetimiz Samet, şu taş ördüğümüzlerin üzerini dolduracağız. Toprak yani düzleyip betonunu dökeceğiz. Burası düzlenecek. Şu duvar şöyle gidecek. Burası düzlenecek. Beton dökülecek. Buraya bir küçük bir ofis değil mi? Ofis tarzında. Evet. İçeride yani bilgisayarımız, laptopumuz. Hayvanları görebileceği bir yerde işte. Önü cam olacak. Şu önü de cam olacak. Yanı da cam olacak komple. Onu da İzmir'den gördüm. Hani cam sağmaneyi görüyor ya. Bizde sağmane olmadığı için bu dışarıdaki hayvanları görecek o cam. Orada bilgisayar. İşte hayvanların evrakları hazırlanacak. Dosyalar falan olur. İşte kimlik bilgileri vesaire. Aynen öyle. Bütün hayvanların bilgileri orada. Gelen misafirlerimiz orada ofisimizde oturacaklar. Şurası da aynı şekilde bir masa falan atacağız ama burası tabii altı şey olacak. Seramik falan kaplanacak. Seramik kaplanacak. Buranın altı da zaten satış ofisi. Orayı dedik ofis yapalım ama hem ofis hem satış yeri olmaz aynı yerde. Evet. Sakince orada televizyonumuz, işte koltuklarımız, masamız falan filan. Öyle bir dizayn yapacağız buraya. Hem buzağlarımızı görecek yandaki cam. Hem düvelerimizi göreceğiz. O tavuk yeri oradan kalkacak. Burayı oraya doğru, arka tarafa doğru genişleteceğiz. Hayvanlarımız ferah bir şekilde burada büyüyecekler. Mera'ya gidecekler. Zaten Mera uçsuz bucaksız. İstedikleri yerde yatsınlar. Aynı gördüğünüz gibi. Zaten projemiz neydi? Hem çiftlik ortamı hem de Mera'yı bilen gebe düveler yetiştirmek. Bu yönde çok fazla talep var. Mesela gebe düve alacağız diyorsunuz veya inek alacağız diyorsunuz ama Mera'ya gider mi bu hayvanlar? Mera'ya gider, birazcık uğraşmanız gerekir. İşte sizin uğraşmamanız için biz size hazırlanmış. Burada uyum süreci burada olacak. İşte uyum süreci tabii tabii. Ortama ayak uydurma. Hem de en sarp arazide yetişmiş. Sizin oralar düzlük olacak, hayvanlar daha rahat edecek belki. Yani en zorlu şartlara alışmış düveleri, inekleri burada yetiştirip size hem çiftliğinizde hem meranızda güzelce yaşayabilecek hale getirip buradan satış olacak. Yaklaşık bir eski usul diyelim. Eskiden kaç tane ineğimiz vardı? 6-7 tane ineğimiz vardı. Onlarla çok güzel işler başarmıştık. Yani tereyağı, peynir. Kısıtlı sayıda olacak. Ama bizden sipariş verebileceksiniz. Ben şimdi diğer taraftaki işleri iyice bir yoluna sokayım. Buraya geleceğim. Yine burada da çalışmalar, inşaat işlerine devam edeceğim. Hız vereceğiz buraya. Videonun başında dediğim gibi artık toparlayıp faaliyete geçmemiz gerekiyor. Şu an kaba olarak işte bir şeyler yapılıyor ama en sonki toparlamalarda hemen bir şeyler görünecek burada yani. Görünecek. Şurada bir ot yeri gibi yaptınız. Ot deposu. Yani şimdi ot oraya deposu. Bir inelim. Orası fonksiyonel bir yer. Yani ot deposu olarak da olur. Şu an şeyimiz var. Yetiştiriciyle üstünü kapatırız oranın. Ot deposu eksiğimiz var. O olmazsa olmaz bir işletmenin. Ot deposu mecbur olması gerekiyor. Hayvanların yanına gideceğiz. Onları da göstereceğim sizlere. Burası tam ot yeri olmaya müsait. Çiftliğimize çok yakın, değil mi? Hı hı. Çiftliğimize yakın. Bayağı geniş de yani. Geniş. Ya burada şey bile yetişir, düve bile yani. Ha. Şu önüne yemlik yap, üstüne çatı yap. Çözük bir şekilde dursunlar. Yani 130 metrekare bir alan beton. Baksanıza alalım. Şuraya, genişliğe bakın. Kamera niye donuyor ya? Şöyle göstereyim.
Kaç metrekare yer çıkıyor burada? Burada aşağı yukarı 130 metrekare bir yer çıkıyor. Çok iyi bir şey. Metrajı olarak güzel tabii yani, büyük büyük. Çok güzel. Kamera donuyor ama anlayamadım, neyse. Şimdi buranın üstü çatı olacak. Buraya samanımızı, sılaşımızı, yoncamızı stok yapacağız. Hemen zaten işletmemiz karşıda. O duvar kırılacak. Yem kırmayı da alalım artık buraya. Aa, yem karma makinesini. Vinçle aynen indirmemiz lazım onu. İşte buranın betonu dökülüyor arkadaşlar, bakın. Zor tabii yani, elle döküldüğü için. Az kaldı ama çok işi kalmadı. Yani 3-5 gün daha. Evet. Tavuk yerimiz de buradan kalkacak. Hayvanlar burayı da kullanabilecekler. Şurayı tavukları çıkaracağız elimizden. Ya bir 10 tane kalsa yeter bize. Onu daha kullanmayız ya. Buna gerek yok bence. Sökeceğiz, kaldıracağız ya. Tabii tabii. Öyle küçük bir şey yaparsak yaparız tavuklar için. O çatısını kullanırız mı? Şurası şöyle demir parmaklık olacak. Hayvanlar buraya. Burada gene büyük bir alan çıkıyor hayvanlara. Evet, bak şurada hayvan bindirme yeri, şurası tam müsait. Önünü verip böyle arkaya yap. Tamam. Şuradan kotlama yapacağız buraya. Aynen. Buradan. Bak şuranın kepengi de açık durur mesela. Hayvan giriyor çıkar. Burada bağımsız. Hani ikiye bölüyüm dersen. Aynen öyle. Türlü var yani. Yok, faaliyet güzel olacak burada. Sadece şurayı da bir beton dökmemiz lazım. Çamurdan kurtarmamız için. Hayvanlar zaten tezek yapacak ya. Yataklık gibi olacak. Su kalmasın yeter. Böyle aşağıya doğru. Şuradan bir kanal. Tabii temizliği için de beton şart kuruyor yani. Aynen öyle. Buradan da yukarı çıkacaklar. Şunları kaldıracağız sana. Şunları. Aha, bunlar kalkacak. Bunları karşıya koyacağız o korkulukları. Aynen öyle. Bura bayağı ferah diye temizliyoruz. Sökülmeye başladı zaten. Her gün bir şey yapılıyor burada. Şu arka tarafı kırdı. Orayı göstermiştim. Merkezlenecek. Şu an hayvanlar bağlanmıyor. Sadece sağlanlar, işte otlamaya gitmeyenler bağlanıyor. Diğerleri de salma gidiyorlar bahçede. Çiftliğin içerisine de bir girelim. Hayvanlarımız burada. Keçi bile hala hayatta. 750 liraya almıştım bunu ya. Dur bakayım, onu da göstereyim. Bebeklerde de var mı bebekliği? Bebekliği var mı? Evet, niye var bunu yani? Kandırdılar bizi de. Bu yanık, yanık dedik. Aldınız geldiydiniz. İyi büyüdü ama ya. Mustafa bile geçen şaşırdı. Geldi ya burada tohumlamaya. Ne kadar büyüdü dedi. Bizim şey dedi. Klinikteydi dedi. Biberon verdiydi ona. Sevdi de onu, ne kadar burada. Bunu yiyemeyeceğiz herhalde. Kıyamayacağız onu. Ya ne bileyim, nasıl? Aynen öyle. Kendi elimizde büyüdüğü için. Bir yere gitmiyor değil mi buradan? Yok, şu an çocuk bile dursa akşamdan burada yani. Hiçbir yere gitmiyor. Yok, burada yatıyor işte. Geçen geldi, balkonun altına geldi. Saat 11-12'de. Oradan aşağı koşa koş buraya. Tosun Paşa'ya bakalım. Burada bu Leyden'in oğlu, bu erkek değil mi? Leyden'in oğlu. Şöyle bir tane Trabzon jerseyimiz var. Bunu da satın alabilirsiniz. Burada bir geç. Yani saf bir hayvan değildir ama annesi kaliteliydi. Bunu da satın alabilirsiniz. Şimdi biz buraya tek tip hayvan getireceğiz. Bunlarla olmaz bu iş. Tek tip safkan hayvanları getireceğiz maşallah. Çok da güzel yani, büyüdü ha. Ya, şeyleri rahat Samet, çocuklar işte yani. Meraya gidiyor mu? Gidiyor, sabah gidiyor işte. Buradan şeyini yiyor sabah, arpasını şeyini. Yeşil ot altlığı alıyor buradan. Keyifleri yerinde yani o konuda da. Maşallah. Tosun Paşa güzel büyüdü ya. Tosun Paşa çok güzel büyüdü. Geçen geldiğimden daha iyi boya attı ya. Kaç aylık Samet? Vardır 11, 12. 11 aylık. Yok o kadar yoktur ya. Yok yok, o kadar yok. O kadar yoktur ya. Olsun, bakar, 8 aylık mı? Bakarım ona da maşallah. 11 aylık olur mu? 11 aylık olsun olur, ne kadar? Şu da güzel büyüdü ya. Yerli tosun. Bereketli bunları da. Bu çok bağırıyor. Yaramazlık yapıyor mu? Bağırıyor, aynı fil gibi. Ha. Geçen yıldızdan konuşayım diye film bakacağız. Allah Allah. Ama bu da güzel oldu. Bunlar dursun ya.
Zaten şurada yerli sıfatı var değil mi yüzünde? Hı? Yerli sıfatı bu var. Bu saf. Bulabileceğin en saf yerli hayvan budur herhalde. Yüzünden belli. Bu ikizdi. Biri Abdülkerim'deydi, onu sattı herhalde. Fenalık yapıyormuş orada. Bunun da bağırması var işte, başka bir şey yok. Bu şeyi boğazı sıkıyor sanki tasması. Onları kontrol etmek lazım. Şu çok hoşuma gitti. Kanka, şu var ya. Evet, benim favorim ya. Balık gibi duruyor çok maşallah. Şeyi de güzel hani görse bile güzel. İçimi de çok güzel. Çok güzel. Vay be. Şu zayıf. Havalar soğudu ya, şu tüylenme ondan oldu. Tüylenme aynen. Şimdi Mera'ya gidiyor ya hayvan. Otomatik olarak kendini koruyacak hayvan. Tüylenecek. Ya benleri de akşama kadar hiç boş kalmıyor. Adi devamlı ben dedim ona yani hiç boş bırakma diye. Hı-hı. Mera'ya çıksın çıkmasın. Şu elleri sabah geldiğimizde tertemiz oluyor şurada. Hiçbir şey yok. Hatta gece yiyorlar doymuş. Sabah da yemedikleri doluyor orada. Hepsi geviş getiriyor. Güzel. Bir de Mera'daki hayvanlara bakalım. Ne var ne yok. Yukarıya çıkamayız ama. Şeylere bakarız, buradakinlere. Burada kimler var? Marin var. İstiklal var. Bir de yazmalı var. Yazmalı da maşallah. Bayağı büyüdü ya. Çok. Şeyi abim gene kıyamamış ona. Kaç gün oldu tohumlatalı onu? Geçen geldiğim... Kızgınlığı güzel miydi? Sordun mu Mustafa'ya? Ya bayağı bağırıyor da hayvanlara şey yapar. He. 15 günlük tohumlaması var. 15-20 gün alandı. 15-20 gün neyse işte. Bu da 11,5 aylık marin. O bu da çok güzel oldu diğeri. Bunlar yaştaştır diğerinden. Ama şu ekstra baksana ya. Kaşıyayım mı ne? Bacağını kaldı. Kaşı. Kaşı. 10. ayın 25'inde tohumlanmış. Bugün ayın. Fazla o zaman ya bir ay. 10. ayın 25'i, 11. ayın 25'i oldu, bir aylık oldu. Bir kızgınlığa ay. Gelmedi mi? He? Kızgınlığa gelmedi mi odur budur? Yok yok. O zaman tutmuştur. Baktırırız ona, Hakan Hoca gelsin mi? Ondan sonra şey yapmadı daha yani. Hayvanlar rahatsız etmedi, bağırmadı. Şşşt. Dur. Bu böyle insanın peşine gitmeye hasta, koklamaya meraklı bir hayvan. Bunu da satın alabilirsiniz. Gebeliğine baktırırım. Eğer bir ay geçtiyse gebeliğine bakılabilir. O şekilde sahiplenebilirsiniz bunu. Bir de bu var. Maşallah. Hı? Güzel. Bunlar işte 11 aylık daha. Yaşından sonra zaten iyice güzelleşecekler. Yaz başı tanıyamasın bunları. Oo tabii canım, bunlara yaz sıcağı. Yaz sıcağı vursun onları. Ya işte böyle taştan ekmeğini çıkaracak. Öyle düveler yetiştireceğiz burada. Hazır 8-9 aylık alacağız düveleri. Kızım dur. Şu var ya. 180-200'ü var yani aşağı yukarı. Olsun. Tabii canım. Adil çok seviyor bunu. Ha. Tabii. Bunu bir sevme videoları var. Bir görsen onu. Yeni elemanımızla tanıştıracağız sizi. Abdullah transfer oldu buradan. O da şöyle oldu. Bir abimiz var. Gökhan abi, buradan selam söylüyorum ona. Geldi bizden bir tır jersey aldı. Samsun'a gitti. Samsun'a gitti. Jerseyler doğurmaya başladı. Elemanım yok dedi. Bana dedi bir şey yapın. Abdullah'ı geldi buradan aldı kendi değil mi onu? Yok bir şeye getirdim. Kliniğe getirdim ben. Vakfı Kebir'den. Tamam işte. Trabzon'dan Samsun'a aldı onu. Koştur koştur. Öyle gitti. Herhalde memnun da orada. Gökhan abi de yapıyor gönlünü. Biz de mecbur elemanımızdan olduk. Gökhan abiyi memnun edelim diye. Şimdi yeni eleman var. Neydi adı? Adil. Adil abi. Yarın tanışacağız mı onunla? Tabii yarın değil. Röportaj yapar mı? Yapar. Tabii. İyi bakalım, yarın tanışacağız. Evet arkadaşlar, durumlar böyle. Pişt. Çiftlikten videolar gelecek burada olduğum sürece.
Şimdi gitmem lazım. Annemi babamı da göreyim. Evet, çok güzel çorba olur. Hakkını doldurdun, daha veremem. Bir kere şans tanıdık sana. Abi kırmızıyı kesin de yiyeyim hani. Tabii onu bak, o Elif ablaların, şu da bizim bitti, tamam bak. Bir tane bayağı da sana. Et var onlarda. Çok et var. Şimdi bir saniye, ben bu açıklama yapayım da. Şu anki muhabbet şu arkadaşlar. Annem dedi ki, oğlum dedi, aşağıdan tavuk alayım da evin orada bakayım, onlarla oyalanırım. Ben de dedim anne seç al. Gitmiş gördü işte, seçti aldı geldi, oğlum diyor bunları yumurtlamıyor. Geldim buraya ki 8 tanesi horoz. Anne yaşlandı. Horozları iri iri gördü ya herhalde, onlara heves etti. Alıydı onlara yumurta yemi horozlar. Bunlar da yumurta çok mi? Yumurta verir. Oo, onlara ben ne yadırmıyorum. Ah onlara ben ne belli, yadırmıyorum. Belli anne. Ne yaptı? Annem olacak... yaşlandı. Şimdi olacak olanı diyeyim bakayım. Bari dedim bak. He? Hani onları keseceğiz. Burada biz... Hadi baksana. Hepsi de bağır. Bir sıra bağırmaların da çıktı. Oradan da şüphelenmedim. Ay Allah'ım ya. Hiç, Burcu bile bak. Burcu Bey. Anladın mı Burcu? Baksana kıyıyorlar ortada. Anne. Anne biri size, biri bize, biri Hikmet abilere tavuk. Ne hallere kaldı. Şey, su. Kemik su. Bak, hepsi bağırıyor. 100 tane tavuk var ha, 100 tane. Toplamda 100'ün üstünde. Annem. Baksana. Torozlar da sanki şeyi buldular. Çeştiler. Gel otur azıcık da biraz orada. Anne bak. Burcu'nun da hoşuna gitti. Anne, burası oldu aynı şey, kafes dövüşü gibi anne. Doldurdum buraya horozları anne, yumurta bekliyoruz. Dik, annem diyor ki bir tane yaptılar. 8 horozdan bir yumurta gene iyi anne. Ayıp tabii şey ya. Anne aşkım, özledin mi anne beni? Bırak şimdi horozu tavuğu. Özledim oğlum ya. Anne olur da çocuğunu özlemez mi oğlum? Kaldık gurbetinde. Ben de ne kadar özledim. Ne kadar sana şimdi Zeynep'i, Kuzey'i özlemiyor musun? Ya özlemedim öyle ya. Delisin sen. Onu küllüğüm anlat. Şimdi bunlara bir çözüm bulalım bunları. Anne bunları ya acil olarak ameliyat ettireceğiz. Cinsiyet değiştirme ameliyatı. Ya da keseceğiz tavuk sorası. Baksana anne. Topladım da aldım buraya. Ama hep horoz anne. Bunlardan sen nasıl mı? Lan tamam anladık ha, anladım. Anne keser bak, yeriz. Bak kaç yani tane bağırıyor. Burcu farkında i̇şte mısın? İşte anne ben farkındayım da. Küçükleri demek tavuk küçükleri var ya. Onları da havalı. Onları da incecik onlar ferah. Annem diyor olur mu bir tane... Yani bir tanecik horoz vardır diyor. Geldim burada ben tavuk göremedim. Yok iki tane aldık dedim. 8 tane var. Bizi. İçerisinde göremiyorum. Kim bilir diğer tarafta yok, ne var. Buraya gitmiyorlar. Baksana bağırmalar mı? Biri trafiği biri başlıyor. Oğlum havada horoz mu? O da horoz. Onun kardeşi. O da horoz. O çizgili olanların hepsi horoz. Yani. Burada büyük kaos var arkadaşlar. Horozları doldurdu annem buraya. Tamam kaç tane horoz varsa buradan alıyorsunuz. Bana bırakıyorsunuz. Yarın sevkişi var. Köyden ayrıldık, eve geldik şimdi. Yemek yiyeceğiz. Burcu yemek hazırlıyor. Ben de dedim videoyu burada editlerim. Bu video bu kadardı. Tabii Trabzon'da kaldığım sürece... Burcu niye yoğurt istedin benden? Çorbada kesiyor köy yoğurt. Ha öyle mi? Ben hazır yoğurt. Tamam. Bizim sütten mi o? Bizim sütten. Göstermek ister misin? Yok neyse kapatayım da zaten video gelecek. Köyden, buradan Burcu'yla konuşacağız. Bakalım ne düşünüyor, ne ediyor. Herkesle röportaj yapacağım. Ekmekçiyi de çekeceğim. Bu video bu kadardı. Bakalım önümüzdeki videolarda Trabzon'dan nasıl videolar gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.